Emin Isı'nın sunduğu Hasan Akalın'la Ozanlar Show başlıyor. Emin ellerdesiniz. Emin ısı sistemleriyle hem eviniz hem de cebiniz ısınacak. Evinizin her köşesini ısıtmak ve rahat bir hayat sürmek için Emin ısıya danışmadan kalorifer ve doğalgaz tesisatı yaptırmayın. ECA, demir döküm, baylan, baymak, baderus, termodinamik, inci, ünmak, kalde, yaksan, yepsa ve pilsa marka ürünlerle hizmetinizdeyiz. Kalorifer, doğalgaz tesisatı, güneş enerji sistemleri, sıhhi tesisat, atık ve temiz su hattı, gaz hattı, yangın hattı, hidrofor, havalandırma, basınç hattı ve tesisat işlerinizle hizmetinizdeyiz. Isınmada kesin çözüm Emin Isı. Emin Isı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Serkan Ölçek, Ersan Zengin. Hal Sokak numara 15. Telefon 0378 233 1015. 0532 666 5690 Kozcağız Bartın. Bartın TV'nin katkılarıyla ve Emin Isı Sistemleri'nin sponsorluğunda sunmuş olduğumuz Ozanlar Show burada başlıyor. Bu akşam gerçekten birbirinden değerli konuk sanatçılarımız var. Hatta bu akşam bizlere sürpriz yapıldı. Bu hafta konuğumuz değerli abimizdi. Ama biz de duyurmadık. Bu akşam bir sürpriz olsun dedik. Aramızda şu anda çok değerli kardeşlerimiz var. Tabii ki onları şu reklamlarımızı geçtikten sonra, bir teşekkürlerimizi ettikten sonra onları sizlere tek tek tanıştıracağım. Ben ana sponsorumuz Emin Isı Sistemleri adına bizlere destek olan Serkan Ölçek ve Ersan Zengin'e çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerimizin sayesinde biz buralardayız. Emin Isı Sistemleri kalorifer güneş enerjisi ve sıvı tesisat üzerine hizmette son nokta diyoruz.
Paranızı el, ısınızı yel almasın diyoruz. Çocuklarınızı kışın buzdan, yazın tuzdan koruyun diyoruz. Evet, markamız Emin Isı Sistemleri diyoruz. Yine Alpan sponsorlarımız Arzun Lokantası, lezzetin tek adresi Çaycuma İstasyon Caddesi'nde. Coşkun Saray kardeşimize de ben bizlere Alpan sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine İstanbul'dan bizlere destekte bulunan Waterbox su arıtma sistemleri Gazi Osman Paşa ve Bartın temsilcisi Mehmet Şahin kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Ne diyoruz efendim? Sloganımız kendi suyunuzu kendiniz üretin diyoruz. Yine Hacı Salih Oğulları Sofra Lokantası Kozcağız'da lezzetin tek adresi dededen babadan oğula diyoruz. Miras kalan gerçek tecrübe diyoruz. Berat Gül kardeşimize de bizlere sponsor oldukları için çok çok teşekkür ediyoruz. Yine sigorta ve aracılık hizmetleri Mehmet Güngör, güvenin tek adresi, hizmetin tek adresi diyoruz. Biz ne diyoruz? Mehmet Güngör abimize de bizlere destek oldukları için Altbank çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Mizan Bay ve Bayan Terzanesi Cemal Özaltın kardeşimize de bizlere bir ay vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hafta da bizden olsun. Buradan Tekirdağ Çorlu'ya sevgiler, selamlar diyoruz. Aynı zamanda Mizan Terzanesi'nin bütün müşterilerine de teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu arada bu akşam sürpriz bir şekilde bizlere konuk olarak katılan Derya Teplova, doğru mu? Doğru. Evet. Değerli güzel kardeşimiz bu akşam aynı zamanda yine benim 25 yıldır tanımış olduğum müzik aletleri birbirimize zaman zaman transfer ettiğimiz değerli abimiz. Aynı zamanda kendisi sanatkardır, bir saz ustasıdır. Bütün müzik aletlerinin yapımında, değil mi abicim? Evet. Evet. Ergül, İlhan Ergül abimizi de çok yakından tanıyorsunuz. Teşekkür. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Programımıza sefalar getirdiniz. Aynı zamanda Bartın'ın ferdisi. Biz artık öyle alıştık abim, güzel abim. Soy ismini ben daha yeni öğrendim, ne yalan söyleyeyim. Onu da internette baktım. Bizim kaportacı Erdal diye tanıdığımız değerli abimiz, sesi güzel, yüreği güzel. Erdal Oğuz da bu akşam bizlerin konuğu. Ben kendisine de buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen, bu haftaki Ozanlar Show'da ekran başında olan çok kıymetli izleyicilerimize ben bir kez hatırlatıyorum. Ekranlarımızın altından zaten geçiyor. Büyük harflerle Bartın yazıyorsunuz. 3969'dan bu akşam yine bu kardeşinize desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Yani Bartın TV ekranlarında bizim dünyaya açılan penceremiz, Bartın TV gururumuz, bu kanalımızın bu akşam programında kumandayı bir yere bırakıyoruz. Hasan Akalın Show bitene kadar hiç kimse televizyonlarının ayarıyla oynamıyor. Her akşam olduğu gibi. Ben tekrar ekranını yeni açanlar, şu an ekran başında olanlar, evlerinde sıcak yuvalarında bizleri izleyen bütün can bildiğimiz kardeşlerimize, stüdyolarımızdan misafirlerimiz adına ve müzisyenlerimiz adına bu akşam Ekrem abiyi de çaldık. Ekrem Berberoğlu bu akşam bize, o da bir destek amaçlı, Erdal abiye. Ona da teşekkür ediyorum. Benim tabii ki ekibim her zaman, yayında yapımda emeği geçen bütün kardeşlerime tabii ki teşekkür ediyorum. Fazla sözü uzatmıyoruz. Erdal Oğuz'a şöyle ben bir alkış alıyorum. Hareketli bir parçayla kardeşimize, değerli abimize bir yön verelim. Haydi bakalım. Çocuk mu kandırıyor, üstüme sandırıyor, aklımı andırıyor. Bana aşık değilmiş, çocuk mu kandırıyor. Kısıyorsam gelir mi, tutar mısın elini? Biz seninle şimdi neyiz, kankamı sevgilim. Come on, send me.
dur yanında kalayım. Gel peşimden güzelim, cici boğaz alayım. Pek de güzel olmuşsun, dur yanında kalayım. Gel peşimden bir tanem, cici boğaz alayım. Nasılsam gelir mi, tutar mısın elini? Biz seninle şimdi neyiz, kankamı sevgilim. Yaşarsam gelir mi, tutar mısın beni? Biz seninle şimdi neyiz, sen benim kankim. Haydi başlar, bekler. Çok teşekkür ederim. Ağzına, yüreğine, olacağı kalbine sağlık Erdal abicim. Evet, Bartın'ın tek kanalı BTV, seviyeli bir kanal, seviyeli bir program. Hasan Akalın'la Ozanlar Show en güzel şekilde devam ediyor efendim. Ekranını yeni açan kardeşlerimize, değerli büyüklerimize 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a sevgiler selamlar diyorum tekrar. Kısaca konuklarımızdan bir başlayalım. Önce bir sohbet edelim. Ondan sonra yine müziklerle devam edelim. Evet, İlhan abi, önce senin şöyle bir duygu ve dileklerini bir alalım. Ne yapıyorsun abicim? Biz gerçi sık sık görüşüyoruz seninle de. Bu meslek babında diyorum. Şu anda ne aşamadayız? Nelerle uğraşıyoruz? İşte bildiğiniz gibi Mert Müzik Evi altında müzik aletleri satışı yanı sıra evet, asıl temel işimiz olan işte bağlama yapımı, tamiri, ut, keman, evet, tamir, bakım, her türlü işimize devam ediyoruz. Yaklaşık şu anda faaliyet aynı 30 yıldan beri Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Sizinle de bu akşam ayrıca
Hasan Usta, Hasan Akalın ve Ozanlar show programımızda diğer müzisyen arkadaşlarla da hepsi tanıdık zaten. Beraber olmanın mutlu içindeyiz. Yalnız bu akşam çok acil ve tesadüf oldu. Şimdi misafirimizin de bize gelmesiyle bizim için de sağ olun, bizi kırmadı. Zaten bizim okuyacağımız şekilde Derya diye hitap ediyoruz kardeşimize. Evet. Onun zaten kalamayacağı için biz bunu erken aldık. Evet, evet. Yoksa planlarımız farklıydı biliyorsunuz değil mi Yunan abi? Evet. Ama fark etmez. Zaten misafirliğin habersiz olanı bence daha güzelmiş. Evet. Bir şekilde olursa. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki ilerleyen dakikalarda yine İlhan abimizle sohbet edeceğiz. Bu akşam programımız çok güzel şekilde devam edecek. Ben Derya kardeşimize sormak istiyorum. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Memleketimize. Teşekkür ederim. Sizi tanıdığımıza memnun olduk. Aynen ben de. Kısa öz Türk müziğine merakınız Derya Hanım nereden başladı? Size bunu kim aşıladı? Bu epey uzun bir olay. Ben 13 yaşındayken ilk defa Türkiye'ye getirildim. Evet. Annem beni getirdi buraya. Evet. Birçok yer gezdik. Aşık oldum bu ülkeye. Türk insanına evet. İşte evet. O vakit kendi kendime söz verdim ki ben mutlaka Türkçe öğreneceğim. Ama benden daha güzel konuşuyorsun gerçekten. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Derya Hanım gerçekten şu anda ekranları başında olan izleyicilerimiz. Ben kendini tanıdığıma daha fazla bir sohbetimiz olmadı ama tanıdığıma çok sevindim. Gerçekten Türkiye'ye aşık ve Türk müziğine aşık şu anda bir insanla karşı karşıyayız. Şimdi bana deseler ki Hasan Akalın Rusça öğren. Benim çok işim var derim. Ben yardımcı olurum. Bak teşekkür ederim. Aslında çok güzel. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani kalkıyor yurt dışından bir kardeşimiz bizim için kardeştir. Geliyor Türk müziğini, Türkçeyi öğrenme çabası içinde. Biz de Türkçeyi kankayla mankayla aman abi buyurun seveyim. O şarkı taşım sana değil. Biz de kankayla falan geçiştiriyoruz. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu akşam onur verdiniz. Ben hemen sözü benim çok kıymetli abim Erdal Oğuz'a veriyorum. Arkadaşlar bu akşam bu arkadaşı pişireceğiz burada. Biraz yakındı da abi. Vallahi Hasan abi belki hani önceden özel kanallara çıktık hani bir ay önce falan. Evet. Ya dediler ki niye Erdal Oğuz'a sen BTV'ye çıkmıyorsun? Dedim bu Hasan abinin kanalına çıkacağım. Benim kardeşim var orada. Ne zaman evet, çağırırsa vallahi, o zaman demedim. Evet vallahi bizim işten hani değil mi hani zaman olsun. Yani Hasan abi ne zaman dedim müsaade olur beni ben çağır dedim. Her zaman şunu söyledim. Evet. 32 senelik meslek hayatımda Erdal abi. Evet. Asla şu mesleğe hor davranmadım. Bu mesleği yapanlara da hor davranmadım. Benim kalbim için bilirsin. Doğru mu? Evet. Şimdi bir şeyler yerine otursun istedim. Evet. Hani biz de arkadaşlarımızı çağırdığımızda en azından stüdyomuzda ağırlayalım istedim. Ama ben inanıyorum ki bu günler daha çok güzel günlere gidecek. Abi devam et buyur. Şimdi Hasan abi buraya gerçekten bizim buraya gelmemizin hani sağ olsun çok arkadaşlar istiyor, devamlı istiyorlar ama senin söylediğin gibi zaman, hani her şey zaman getiriyor. Ayrıca maden eşya bizim başkanı var, Yılmaz Akdeniz. Benim değerli aynı zamanda başkanımdır kendisi. Evet, bizim başkanımız. Ben evet. Birinci sınıf sanatçı. Evet, evet. Aynı zamanda bu işi resmi yapan bir insan olarak ben maden eşyaya, esnaf sanatkarlara bağlıyım. Evet, bağlıyım. Evet. Yine ona buradan selamlarımı iletiyoruz. Yani bize gerçekten katkıları var sağ olsun. Evet yani diyecek bir şeyimiz yok. En güzel parçalarımızı bu akşam. Tabii ki. Bu akşam sevdiklerimizi eğlendirelim hem yani. Hem hareketli evet. Hem üzümlü. Evet Hasan abi. Evet Hasan abi. Evet. Erdal abimize de çok teşekkür ediyorum ben bu arada. Şimdi hemen İlhan abi ben şöyle diyeyim. Darya Rusça'da yazmış değil mi? Olarak, yani çevirmeye çalışıyorum. Aslında daha güzel okurdum da söylerdim Derya da. Derya diye okumak kolay. Dişlerimi yaptırdım evet. Yeni biraz sıkıntım var ama düzelecek inşallah alışıyorum yavaş yavaş. Derya kardeşimizle İlhan abimizden hemen bir parça alalım. Ekranlarımıza. O kendisi önce tabii, başlamak önce kendisi, istiyor. Önce kendinden bir parça alalım. Tamam. Kendinden bir parça. Tabii ki Türk müziği arkadaşlar ekran başı. Takıyorum. Bu arada tabii ki. Bu arada ne yapıyorsunuz? 39-69'dan Bartın yazıyorsunuz büyük harflerle. Bu akşam yine isteklerinizi bizlere gönderiyorsunuz. Biz de buradan elimizden geldiğince sevdiklerinize, sevenlerinize armağan etmeye çalışıyoruz. Evet, biz güzel kardeşimiz Derya Hanım'la sizlere baş başa bırakıyoruz. Benden Türk müziği istendi anladığıma göre ama ben size sürpriz yapacağım şimdi. Tamam.
Sizde Türkiye'de çok ünlü bir dizi çıktı ekrana. Evet. Muhteşem Yüzyıl. Bizde de çok seviniyorum. Seviliyor. Seviliyor. Evet. İşte Roxalan'ın kendisi bizlerden biriymiş. O da filmde güzel bir ninni okuyor. Hürrem ninnisi derim ona. Tamam. Çok etki şarkı bizde. Ben onun üzerinde bir uygulama yapmaya çalıştım. Bu akşam ne şekilde okursam bizim için, benim ekrandaki izleyicim hepsi kabuldür. Teşekkür ediyoruz sana. Güzel. Biraz mikrofona da yakın olursan Derya Hanım, tabii. Daha net bir ses alırız. Teşekkür ederim. Buyurun. Sahne sizin. Tabii ki Derya Hanım bu akşam bizlere Türk müziği de okuyacak ilerleyen saatlerde, dakikalarda. Çok çok teşekkür ederim. Ağzına, yüreğine, kalbine sağlık diyoruz. Evet, programımız en güzel şekilde devam ediyor. İsterseniz bir parça daha İlhan tamam, abi, olur. İkiniz veya sen beraber nasılsa bir tane daha geçin. Tamam. Bir tane daha. Ondan sonra mesajlarımız var. Onları okuyalım. Evet, bu arada büyük harflerle Bartın yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz, mesajlarınızı bizlere gönderiyorsunuz. Haydi bakalım, ekran başı. Mikrofonu kapatmıştım, açabilirsin. Thank you.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir parça. Böyle ara sıra benim ekran başı değerli izleyicilerime böyle parçalar dinletmek lazım. Biz istiyoruz ki bizim programımız Ozanlar Show olarak geçiyor ama şimdi Ozanlar deyince aklı hemen şu geliyor. Acaba Ozan mı bunlar? Yani yok, bizim ismimiz sadece logomuz bu değil mi Ekrem abi? Yıllar önce biz böyle bir isim koyduk. Böyle de kaldı. Tabii ki o zaman gençliğin vermiş olduğu bir atmosfer, Ozanlı'nın ne olduğunu bilmiyorduk zannedersem. Ama tabii ki 32 yıllık bir müzik hayatımızda sonunda Ozanların ve Ozanlığın farklı bir müzik olduğunu öğrenmiş olduk. Ama tabii ki bizim ismimiz de o tarihten bu tarihe böyle kalmış oldu. Ben kapılarımı her zaman söylüyorum. Ozanlar Şov'a her tarz müziğe açık bir insanız. Yani gelsinler bu kardeşlerinin stüdyosunda, bu Ozanlar Show'da bizlere destek olsunlar, müziklerini yapsınlar. Bizim her zaman saygımız, sevgimiz var diyoruz. Şimdi değerli Erdal abim, şöyle yanıya bir oturan ben seni. Şimdi ne okuyacağız abi? Ne okuyalım abi? Büyük Çoban hangisi? Ben soruyorum zaten. Abi ne yapacağız? Ne okuyacağız? Şu kader mahkumlarını unutmayalım, biliyor musun? Bir hapishane yapalım değil mi? Yani o zaman sadece kader mahkumları olmasın. Bütün ekran başında. Bütün ekran başında. Tabii yani bu parça şimdi evet. Hani muhafazane parçası olduğu için kader mahkumlarına gitsin. Tabii evet. Bunların aileleri olsun. Tüm ekran başında bizi Avrupa'da her tarafta izleyene. Oraya düşmüş adam niye düşmüş değil mi? Vardır. Değil mi yani? Kader mahkumu abi. Yani. Kesinlikle. O evet. Zaman biz ne yapalım? Evet. Erdal abimizi şöyle bir evet. Sahneye evet. Alalım. Canlı bakıyor. Ne bu başımız? Az önce konuştuğumuz gibi Allah kurtarsın. Yine parçam İstanbul'da oturan kızım için, damatlarımız için, Türkiye'se, yine olsa da tüm kardeşlerim, sevdiklerim için, Antalya her taraf, değil mi Ekrem abi? Bakın Hasan abi, her taraf için. Çok
beni vur bedenlerinden. Ha bu hapishanelere anam anam oy. Gel gel anam, gel gel, görüş günümde. Beklemeye hal mi kaldım o zavallı gönlümde. Abi çok güzel gerçekten, böyle ben Ferdet Aybur'u severim, işte burada Bartın'da onun temsilcisi de Erdal abi, yapacak bir şey yok. Yani evet. Sağ ama şimdi taklit sesler vardır, ama şimdi taklit ses hani seninki öyle bir şey değil yani. Kendisi, sen bunu doğa yürekten doğa sesinden, evet, yani senin doğa sesin böyle. Evet, mesajlarımız gelmeye başladı. Bunu bir kapattın mı abi? Kapattım. Tamam abi, sen boş biliyorsun yine. Evet, ben Grup Karizma'nın annesi, Özkan'ın annesi, Hasan abiden asker parçası Ailem ve Ağdacı Köyü, Uzunöz Köyü halkına gelsin. Askerdeki oğlum Özkan için, Almanya'daki Mustafa abimlere gelsin. Başarılarınızın devamını diliyoruz demişler. Biz tabii ki Özkan'la beraber askerdeki kardeşimiz, herhalde onun ismi Özkan değil mi? Öyle miydi? Özkan herhalde. Evet, bütün askerlerimize ben buradan hayırlı tezkereler diliyorum. İnşallah kardeşim programımızın içinde okumaya çalışacağım. Ben okumazsam Erdal abi okutur değil mi? Erdal Bey. İnşallah. Evet, iyi akşamlar, ben Hasret Bozkurt. Sizden çiftetelle istiyoruz. Tüm halalarıma, dedelerime, babaannelerime ve tüm sevdiklerime gelsin demişler. Programımızda tebrikler. Başarılarınızın devamını dileriz. Bak Yan abi, bu mesaj sana geliyor. Konuk sanatçılarınız İlhan Ergül'ün İstanbul'dan kız kardeşi Seyhan Ergül, annesi Naciye Ergül ve yeğeni Fırat konuk sanatçısı Derya Hanım ve sizlere sevgilerini iletiyor demişler. Biz de buradan kardeşimize Bartın stüdyolarından sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam çok farklı, çünkü Erdal abim var, seni çok seviyoruz. Erdal Oğuz, Akmanlardan Turan Sabancı. Abi bir selam da sana gelmiş. Daha bu akşam çok selamlar gelecek, çok selamlar gelecek. Benim kameracımı kim üşüttü? Bu adamı kim hasretti? Öyle mi? yaktım onu, Aslen Hanım'ı yaktım. Benim kameracımı nasıl hasteder? Selam abi, Hıdırlar Köyü'nden Serkan Akdemir. Bütün parçalar Hıdırlar Köyü'ne gelsin. Bir de namınca Ateş Ahmet amcama gelsin demişler. Bak böyle istek yapanları çok seviyorum. Çünkü sıradaki parça deyince biz kafamıza göre takılıyoruz. O zaman fazla yorulmamış oluyoruz. Böyle kardeşlerimize ben ne yapıyorum? Hemen böyle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Hasan abi. Ben 50 baştan eski kömürcü. Tugay, senden Şafak Söktü yine Sunam Uyanmaz parçasını istiyoruz demişler. İnşallah Derya Hanım da vardır da onu okuturuz. 50 başlara ve aileme gelsin. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Gurur duyuyoruz sizlerle demişler. Güzel kardeşlerim, bizleri buraya taşıyan, şu anda bu programımıza yapma vesile olan sizlersiniz. Bizi destekleyen insanlar. Asıl biz sizlerle gurur duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Hasan abi hayırlı akşamlar. Ben İstanbul Küçükköy'den Mehmet Şahin, programını severek izliyoruz. Sizden eşim Semiha ve yengem Emrah için bir parça istiyorum. Kıran Pazarlara ve Emin Isı Sistemleri Serkan Ölçek abimize gelsin. İyi akşamlar demişler. Biz de onun adına kabul ettik kardeşim. Bizden de İstanbul'a sevgiler, selamlar. İyi akşamlar. Ben Ağdacı Mahallesi'nden Oğuz Tutkun. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum. Programımızda başarılar dilerim demişler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki siz gibi değerli insanlar orada, biz burada. Bu akşam daha güzel bir program olacak. Ben İstanbul'dan Şerafettin Güney. Evet. Eşim Nimete ve Kemancı Ergün'den hastane önünde incir ağacı. Abi bizim enişte sana kafayı taktı. Ciddi söylüyorum. Ben buradan tabii ki o zaman bütün akrabalarımıza selamlarımı göndereyim. Böyle işte Şeref Güney gibi bir de bu kayınçolarına, abilerine mesaj atmayı denerlerse ben burada biraz daha onurlu ve gururlu olacağım. Ben yine de diyorum ki benim İstanbul'daki bütün akrabalarıma gitsin. Hemen Sayın Adil Hocam, Adil Alp,
bir sözlü yapalım, çifte telli diyorlar. Önce bir sözlü yapalım, ardından çifte telliye geçelim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ekranlar açık olsunlar, evlerinde, yuvalarında, değişiklerinde.
bizleri dinleyen bütün dostlarımıza, kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz Ozanlar Show'dan. Ekran başı, bizden çifet el isteyenler, değerli kardeşlerimiz, değerli büyüklerimiz 7'den 70'e şu anda eğlenmiş, oynamışlardır. Bizim şöyle bir deyimimiz var. Hani Bartın'ın İstiklal Marşı, yani İstiklal Marşımızın yerine tabii ki hiçbir şey tutmaz da Bartın'ımızın İstiklal Marşı çifet elli. Yani biz yıllardır böyle işte bunu çalıyoruz. Bu arada ben yayın yönetmenime soruyorum. Bizim reklam arası 5 dakika mı? 5 dakika sonra. Evet, 5 dakika sonra reklamlarımız varmış. Ben bu arada o zaman ne yapayım? İlhan abiye bir iki kelime soralım. Abicim, daha ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Şu an için. Vallahi her zamanki gibi devam ettiğimiz gibi bir de Kocaşehir'de bir aynı şekilde meslekle ilgili bir yer açtık. Aynı zamanda turizm, artık yaşlandıkça emeklilik hayalleri var. Orada da yine bir müzikle ilgili bir pansiyon. Turizm derken yan abi, yani bu pansiyon, kafe, evet, restoran gibi. Turizm sanat organizasyon gibi. Böyle önemli grup organizasyonları yapıyoruz. Anladım küçük abi, de olsa hem Bartın'ımızın, evet, turizmle mevcut gelişmekte olan turizm potansiyelimiz var. Her türlü deniz, doğa ve Küre Dağları Milli Parkı gibi şeylerle ben hobi amaçlı çok yakından ilgileniyorum. Ben seni takip ediyorum zaten bu konudaki faaliyetlerinizde. Derya'nla tanışmamız da bu vesileyle oldu zaten. Evet, evet. Türk-Rus Kültür Merkezi, turizm. Derya Hanım'ın bu müze adımında siz bayağı bir şeyler verdiniz zaten, evet, değil mi? Evet, biz Türk-Rus Kültür Merkezi'nden Facebook beğeni sayfasından tanıştık. Evet. Kısa sap bağlama çalıyor, Türkçe konuşuyor, evet, uzatmayayım. İşte sonra dedim bizim pansiyonumuz var, buyurun gelin. 20 gün bizde kaldı. Benden kısa sap bağlamasını biraz geliştirmek için teknik bazı bilgiler, evet, ders yaptık. Güzel bir birliktelik oldu. Sonra kendisi de beni Moskova'ya davet etti. Orada dünyaca meşhur Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nı ziyaret etti. Kendisi orada şu anda bağlama kursları açmış ne durumda. Kadar güzel, ne kadar. Aynı zamanda Türk-Rus kültür ilişkileri içinde aynı zamanda kültürel faaliyetlere devam ederek aslında iki ülkenin yararına faaliyetler oluyor. Yani bunlar kişisel de olsa kamu yararına dönüşüyor. Şunu ekosunu yazalım. Kardeşimize de bir iki söz hakkı verelim. Tabii. Şu anda kendisi Rusya'da, değil mi? Evet, Moskova'da. Şu anda buradayım, nasılsın? Tabii şu anda buradasın, evet. Moskova'da. Orada yani müzik dışında yaptığınız, Derya Hanım, ne işle uğraşıyorsunuz? Yani faaliyetiniz? Şu an üniversite bitirmek üzereyim. Şan bölümü. O yüzden bağlama çok yakışıyor. Evet. Aslında benim
Asıl işim bağlama oldu. Çünkü bağlama çok tanınıyor bizde. İşte insanlara alıştırıyorum böyle. Sen şimdi bir nevi bizim kültür elçimiz olmuş oldun değil mi Moskova'da? Gibi. Ne kadar güzel. Ben gerçekten teşekkür ediyorum bu konuda. Böyle bir şeyi de yani burada duymak yani bir tesadüfen oldu. Bizim bu planlarımız aslında İlhan Bey'le yani bir iki ay içerisinde olabilecek diye düşündük. Ama fırsat varken de bunu da gerçekleştirmiş olduk. Ben size gerçekten bu akşam programıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz sağ olun, var olun diyorum. Size küçük sürpriz yapmak istiyorum. Tabii ki buyurun. Size çok güzel ikram getirdim. Dünya ünlü çikolatamız var Rusya'da. Evet. İşte biz aslında ikram etmeyi seviyoruz. Yani bizim millet çok misafir severiz. Allah razı olsun. Buyurun. Biz de öyle derler. Şimdi biz onu ne yapacağız? Reklama gideceğiz. Bütün personelimizle beraber tadına bakacağız. Tabii ki, tabii ki. Bu arada vaktimiz zannedersem azaldı değil mi? Evet. Bir şarkı geçebiliyoruz değil mi? O zaman hemen ne yapıyorum? Şarkıyı kesmiyorsun yalnız yayın yönetmenim. Hemen şarkının ardından reklamlara gidiyoruz. Ben geçen hafta okumadım. Patronum gerçekten çok bozulmuş. Bu hafta kesinlikle bunu okumamız gerekiyor. Sözümüz iyi bana ait olan bir eser. Bir gün pişman olacaksın diyeceğiz. Bu özellikle benim ana sponsorum Emin Isı Sistemleri Serkan Ölçek, Ersan Zengin ve onun elemanları Fatih, Oktay ve Murat için ve diğer elemanlar için özellikle yine Birol Dikyoz şu anda benim güzel kardeşim beni İstanbul'da seyrediyor. İstanbul'da da çok kar varmış. Yine Tugay Çukur, Zafer Çetin eşine ve çocuklarına Efe ve Ege'ye ben bu parçayı armağan olarak göndermek istiyorum. Ve diyoruz ki sözümüzü bana ait olan bu eseri ben beni seven sayan bunca yıldır destekleyen değerli kardeşlerime ve özellikle bu parçayı 25 yıldır unutmadan taşıyan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Bir gün pişman olacaksın diyoruz. Sen bile ona her baktığında hep beni görecek. Şimdi bir başkasını sevdim zannetsen bile ona her baktığında hep beni görecek. Gözümden düşenler hem de bir sel olur. Kalbimi yakan ateş hem de volkan olacak. Yaşantım ne rahat acılarla dolacak. Senin zavallı kalbin bir gün pişman olacak. Gözümden düşenler hem de bir sel olan kalbimi yakan hem de volkan olacak. Yaşandın neran acılarla dolar. Senin zavallıken bir gün pişman olacak. Aman aşkım işte böyle dile getirdim. Taştan yapılmış o kalbini biraz üzme, kırma istedim. Seni ne kadar geliyorum dedim kitap. Sen benim bir gün rendin günahla kıymetini gün. Ama bir gün yine bana dön. Bana unutma bir gün yine beni. Yine beni seveceksin kitap. Yine beni seveceksin.
saçımın merteni koparma isteyen. Geçen güzel günlerin derinden bir an, sende kalan son resmi hasrete öpeceğim. Geçen güzel günlerin derinden bir an, sende kalan son resmi hasrete öpeceğim. Gözümden düşen her yaş sende bir sel oladı. Kalbimi yakan ateş sende volkan oladı. Yaşandığım neran acılarla dolayan, senin zavallı kalbin bir gün pişman olacak. Gözümden düşen her yaş sende bir sel olacak. Kalbimi yakaladın, sende volkan olacak. Yaşandığın merak acılarla dolacak, senin zavallı gönlün bir gün pişman olacak. Efendim, kısa bir aradan sonra Ozanlar Show en güzel şekilde değerli konuklarıyla beraber devam edeceğiz. Sakın ola sakın kumandalarınızın televizyonunuzun ayarıyla oynamıyorsunuz. Ne diyoruz? Ekmek parası, reklam arası. Kısa bir aradan sonra buradayım. Reklamlar. Emin Isı'nın sunduğu Hasan Akalın'la Ozanlar Show reklamlardan sonra devam edecek. Ellerdesiniz. Emin ısı sistemleriyle hem eviniz hem de cebiniz ısınacak. Evinizin her köşesini ısıtmak ve rahat bir hayat sürmek için Emin ısıya danışmadan kalorifer ve doğalgaz tesisatı yaptırmayın. ECA, demir döküm, baylan, baymak, baderus, termodinamik, inci, ünmak, kalde, yaksan, yepsa ve pilsa marka ürünlerle hizmetinizdeyiz. Kalorifer, doğalgaz tesisatı, güneş enerji sistemleri, sıhhi tesisat, atık ve temiz su hattı, gaz hattı, yangın hattı, hidrofor, havalandırma, basınç hattı ve tesisat işlerinizle hizmetinizdeyiz. Isınmada kesin çözüm Emin Isı. Emin Isı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Serkan Ölçek, Ersan Zengin. Hal Sokak numara 15. Telefon 0378 233 1015. 0532 666 56 90 Kozcağız Bartın. Özel Mobilya'dan yeni yıl kampanyası. 1850 TL değerinde 2 yıl garantili çelik konstrüksiyonlu, desenli ve tay tüyü kumaş desenli, koltuk takımı alana 4 metrekare halı ve orta sefa anında hediye. Üstelik tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 9 ay taksitle. Diğer ürünlerimizi de görmeniz için sizi mağazamıza bir kahvemizi içmeye davet ediyoruz. Özay Mobilya, Özay ve Tezay Aykan, Merkez Kemerköprü Mahallesi Polis Karakolu Yanı, Şube Priyancılar Caddesi, numara 23, telefon 227-82-00 Bartın, www.özaymobilya.com.tr. Armoni mobilyayla evleriniz renkleniyor. En iyi fiyat garantili, farklı renk seçenekleriyle Chester koltuk takımı 5500 lira yerine 3490 liraya Armoni mobilyada. Ayrıca tüm ürünlerde en iyi fiyat garantisi, kendi bünyesinde yetkili servisi, seçkin aksesuar ürünleri, ipek yıkanabilir yatak ve baza çeşitleri, açılıp kapanabilir masa çeşitleri,
sehpa çeşitleriyle piyasada bulamayacağınız elit ve kaliteli ürünler sadece Armoni Mobilya'da. 20 yıllık deneyim ve tecrübeyle size en iyi fiyat garantisini sunuyoruz. Armoni Mobilya, Ahmet Oğur, Merkez Orta Mahalle Lütfiye Caddesi, Şube Hendekyalı Caddesi, telefon 0378 505 0078 Bartın. Dünyanın en iyi traktörleri arasında yer alan Hattat traktörleri şimdi Bartın'da Aydın Kardeşler kalite ve güvencesiyle sizinle buluşuyor. Yedek parça problemi yok. Yakıtta cimri, çekiş gücü ve torku yüksek. Turbo motora sahip Hattat traktörleri her mevsim her saatte kusursuz çalışır. Hararet yapmaz, asla sizi yarı yolda bırakmaz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun aldığınız traktörleri kapınıza kadar teslim ediyoruz. Teknik servisimizde her marka ve modeldeki traktörlerinizin orijinal yedek parçası bulunmakta olup traktörlerinizin bakım ve onarımları yapılmaktadır. Ayrıca ikinci el traktörleriniz değerinde alınır, değerinde satılır. Aydın Kardeşler, Abdüpaşa Sanayi Sitesi, telefon 0378 426 4030. 0533 349 0280 Bartın. Öz Tarım, toprak hazine, tarım definidir. %100 yerli malı, 5 yıl motor garantili, düşük yakıtlı, yüksek yük taşıma kapasiteli, uzun ömürlü şanzımanlı Emirsan çapa makinesi Öz Tarım'da. Ayrıca Bartın Bayi Öz Tarım'dan dev kampanya, 15 beygir Antor Lombardini marşlı farlı çapa makinesi 9.250 TL yerine 8.750 TL. 12 beygir Antor Lombardini marşlı farlı çapa makinesi 8.900 TL yerine 8.100 TL. Bitmedi. Bunların yanında piyasa değeri 500 TL olan Husqvarna 236 motorlu testere veya 500 TL'lik hediye çeki, siz hangisini seçmek isterseniz bizden size hediye. Öztarım Fatih Abdurrahman Öztürk, Merkez Okulak Mahallesi Topçu Konağı Caddesi, Şube Orduyeri Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Bartın. Özkanlar Mobilya'dan maliyetine satışlar başladı. 2014 ürünlerini bitiriyoruz. Tüm alışverişlerinizde 20 ay vade ve sürpriz hediyeler veriyoruz. Üstelik peşin alımlarınızda maliyetine satıyoruz. Bize uğramadan mobilya almayın. Kalite ve hizmette lider. Özkanlar Mobilya, Üzeyir Özkan, pazar yeri PTT yanı. Telefon 201-0080, GSM 0530-174-6662, Bartın. Boru deyip geçmeyeceksin. Boru dediğin sağlam olacak. Yıllarca doğa şartlarına dayanabilecek. Boru var, bir de Yepsa boru var. Arada çok fark var. 1983 yılından bugüne Bartın'dan tüm dünyaya üretim yapan Yepsa yelkenciler sizlere sağlamlığı ve kaliteyi sunuyor. TVC temiz ve atık su borusu, polietilen plastik boru ve ek parçalarıyla çatı oluklarında kaliteli ve sağlamlık Yepsa yelkencilerde. Bartın'dan tüm dünyaya uzanan boru. Alışverişin en kârlısı, en keyiflisi Balmar Marketler Zinciri. Balmar Hendek yanında, Balmar Yukarı Çarşı'da, Balmar Yalı Boyu'nda, Balmar Kemer Köprü'de, şimdi de yeni şubesiyle Balmar Türbe altında. Size en yakın bir Balmar mutlaka vardır. Balmar Marketler Zinciri, alışverişin en kârlı, en keyifli adresi. Sahibinden Devren Kiralık Kafeterya. Yeni iş kurmak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın. İş ve şehir değişikliği nedeniyle Yukarı Çarşı havuz başına 40 metre mesafede, Lig TV ve D-Smart yayınlı 1,5 yıldır işleyen kafeterya sahibinden Devren Kiralık'tır. Bilgi için 0546 624 8468. Dumanlar Çiçekçilik ve Çiçektim Çiçek Mağazası'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özel kampanya. 14 Şubat'a özel 1 adet gül 5 lira, orkide ise 49 lira. Siparişlerinizi şimdi verin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca her türlü düğün, nişan, sünnet, özel gün ve kokteyllerinizde organizasyon hizmeti verilmekte olup bir telefonla dünyanın her yerine çiçek gönderebilirsiniz. Dumanlar Çiçekçilik ve Çiçekçim Çiçek Mağazası.
Merkez Hendekyanı Benzin Mikilerisi, Şube Pirancılar Caddesi, Akbank Karşısı. Telefon 0378 227 57 67 227 44 15, GSM 0535 782 71 54 0532 155 65 Bartın. www.dumanlarçiçekçilik.com. Bölgenin en büyük boş teşhir mağazasına sahip Eyüpoğulları Boş Bayi'nde büyük indirim fırsatları. Boş çamaşır makinelerinde 450, fırınlarda 300, bulaşık makinelerinde 250, buzdolaplarında 560 TL net indirim fırsatı Eyüpoğulları Boş Bayi'nde. Ayrıca Boş elektrikli süpürge 771 lira yerine 615, taze meyve sıkacağı da 345 lira yerine 245 lira. Çamaşır makinesi alana da kurutma makinesi %40 indirimle. Ayrıca tüm ütü ve bulaşık makineleri modellerinde 30 gün içinde memnun kalmamanız halinde koşulsuz iade garantisi de Eyüpoğulları'nda. Ürünlerimize güvenmesek bunu yapar mıydık? Eyüpoğulları Boş Bayi, Gölbucağı Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı. Telefon 228 7015 Bartın. Boş, yaşam için teknoloji. TÜMOSAN Bayi Durmaz Ticaret artık yeni yerinde. Ateş Değirmeni mevkii Bartın Devlet Hastanesi altında. Türkiye tarımının yıldızı %100 yerli, yakıtta cimri, yedek parça problemi olmayan, her mevsim her saatte kusursuz çalışan ve güçlü çekiş gücüne sahip TÜMOSAN traktörler, uygun kredi avantajıyla TÜMOSAN yetkili Bartın Bölge Bayi Durmaz Ticaret'te. Ayrıca size daha iyi hizmet verebilmek için alanımızı genişlettik. Artık beyaz eşya ve mobilya alanında da hizmet veriyoruz. Hem mobilya ve beyaz eşyanızı hem de traktörünüzü bizden temin edebilirsiniz. TÜMOSAN Bayi Durmaz Ticaret olarak bize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. TÜMOSAN yetkili Bayi Durmaz Ticaret, Ferhat Durmaz, Ahmet Döndü, Ateş Değirmeni mevki, Bartın Devlet Hastanesi altı. Sahibinden kiralık daireler. Ebu Derda Türbesi karşısında 2+1 ve 3+1 dubleks daireler sahibinden kiralıktır. Doğal gazlı çelik kapılı ısı yalıtımlı. Yerler laminant parke, portmantolu, çift tuvalet ve duşa kabinli, asansörlü, 2+1 ve 3+1 dubleks 0 daireler sahibinden kiralıktır. Bilgi için bizi arayın. 0538 279 1333 Bartın. Bu lezzetlere kayıtsız kalmayın. Lale Döner ve Yemek Salonu'na gelin. Lezzetle kalitenin tadına varın. Her sabah 4 çeşit çorba, kahvaltı ve sınırsız çay ikramı. Her gün et ve sebze yemekleri, tatlı çeşitleri, kendi imalatımız olan özel dönerimiz ve tadına doyamayacağınız özel soslu İskenderimizle sabah 7, akşam 22 saatleri arasında hizmetinizdeyiz. Ayrıca salı ve cuma günleri özel yaprak dönerimizi yemeye de davetlisiniz. Lale Döner ve Yemek Salonu'nun 275 kişilik dev alanında aileniz ve sevdiklerinizle birbirinden lezzetli yemekleri tadabilir ve hoşça vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca öğrencilere özel indirimlerimiz mevcuttur. Lale Döner ve Yemek Salonu, damak tadınızın ve güler yüzlü hizmetin yeni adresi, Şadırvan Caddesi, Kulaklar İş Merkezi karşısında. Alo paket 227-1199 Bartın. Şimdi hayal edin. Düğününüzde nasıl bir gelinlik giyeceğinizi hayal edin. Şimdi hayal etmeyi bırakın. Mira Gelinlik 2015 model gelinlik çeşitleriyle hayallerinizi size getiriyor. Miss Menekşe, Sibel Moda, Miss Point gelinlik çeşitleri, Abiyelli ve Jamila Abiye çeşitleri, Continental Bindallı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Otoparklı ve iki katlı mağazamızda istediğiniz gelinliği rahat rahat deneyebilir. Geniş ve rahat salonlarımızda sıcak bir kahvemizi içebilir. Peşin alışverişlerinizde %15 indirimden faydalanabilirsiniz. Bize uğramadan gelinlik ve abiye almaya karar vermeyin. Geniş beden gelinlik ve abiye modellerimiz bulunmaktadır. Mira Gelinlik ve Abiye Mağazası, Emine Irmak. Çatmaca mevki, trafik ışıkları ilerisi. Telefon 227-07-70 0554-963-1784 Bartın. Şimdi bu makine 29 dakikada mı yıkıyor? Evet efendim. Tam 29 dakikada yıkıyor. Net 29 yani.
İsmi bile Express 29 efendim. Bak, kronometreli saatim var. Zaman tutarım. Nasıl isterseniz efendim? Yaparım yani. Uğraşırım. Yapın efendim. Uğraşın. Emekliyim ben evladım. Vaktim çok. Daha da çok vaktiniz olsun diye Profilo'dan 29 dakikada yıkayan bulaşık makinesi. Daha ne çeşitler var derseniz bayilerimize beklerim. Profilo Bayi Olcay Ticaret'e uğrayın. 4 programlı bulaşık makinesine 940 lira yerine 875 liraya, ayrıca ayın fırsat ürünü olan 82 ekran Aksen Red TV sadece 575 lira. Olcay Ticaret Profilo Bayi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde, Mondi Bayi, Cumhuriyet Mahallesi, Müftülük yanında, Divan Showroom, Çay Cuma Karapınar'da. Emin ellerdesiniz. Emin ısı sistemleriyle hem eviniz hem de cebiniz ısınacak. Evinizin her köşesini ısıtmak ve rahat bir hayat sürmek için Emin Isı'ya danışmadan kalorifer ve doğalgaz tesisatı yaptırmayın. ECA, demir döküm, baylan, baymak, baderus, termodinamik, inci, ünmak, kalde, yaksan, yepsa ve pilsa marka ürünlerle hizmetinizdeyiz. Kalorifer, doğalgaz tesisatı, güneş enerji sistemleri, sıhhi tesisat, atık ve temiz su hattı, gaz hattı, yangın hattı, hidrofor, havalandırma, basınç hattı ve tesisat işlerinizle hizmetinizdeyiz. Isınmada kesin çözüm Emin Isı. Emin Isı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Serkan Ölçek, Ersan Zengin. Hal Sokak numara 15. Telefon 0378 233 10 15 0532 666 56 90 Kozcağız Bartın. Emin Isı'nın sunduğu Hasan Akalın'la Ozanlar Show devam ediyor. Aşka tövbe etmek de zor yârim. Bir daha, bir daha böyle sevmek de. Ömrümde
Ömrümde bir kere yandı kalbim. Bu kalbi, bu kalbi sana vermekte. Yaşamak zor yârim, beni de Allah yarattı. Aşk acı bekmekte zor yârim, bir daha böyle sevmekte. Ömrümde bir kere yandı kalbim, bu kalbi sana vermekte. Aşka tövbe etmekte zor yârim, bir daha böyle sevmekte. Ömrümde bir kere yandı kalbim, kalbi sana vermekte. Evet Adil Hocam. Ağzına, yüreğine, kalbine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu eser kime gidiyor? Nihat Tekin ve eşine döndü. Tekin'e gidiyor. Armağan olsun. Evet. Daha doğrusu bu parçayı seven bütün izleyicilerimize gitsin diyoruz. Efendim Ozanlar Show en güzel şekilde devam ediyor. Ana sponsorumuz Emin Isı Sistemleri'nin bize vermiş olduğu destekle ve Bartın Televizyonumuzun bize vermiş olduğu destekle sunmuş olduğumuz Ozanlar Show en güzel şekilde devam ediyor. Ben yine tekrar sponsorlarıma ikinci yarı teşekkür etmek istiyorum. Serkan Ölçek ve Ersan Zengil kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Emin Isı Sistemleri kalitenin adı diyoruz efendim. Yine Arzun Lokantası, lezzetin tek adresi Çağcuma İstasyon Caddesi, Coşkun Saray kardeşimize de ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Waterbox su arıtma sistemleri, Gazi Osman Paşa ve Bartın temsilcisi Mehmet Şahin kardeşimize de yine çok çok teşekkür ediyorum. Hacı Salih Oğulları Sofra Lokantası Kozcağız'da biliyorsunuz yine efendim lezzetin tek adresi dededen babadan oğula miras kalan bir tecrübe. Berat Gül kardeşimize de ben yine teşekkür ediyorum. Sigorta ve aracılık hizmetleri Mehmet Güngör abimize de yine çok çok teşekkür ediyoruz. Güvenin ve hizmetin kalitenin tek adresi diyoruz. Yine sigorta aracılık hizmetleri Mehmet Güngör'e. Bu arada şükranlarımı sunuyorum bizlere destek olan bütün kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize. Bu arada birkaç mesaj okuyalım. Ondan sonra değerli kardeşim, abim Erdal Oğuz hazırlansın hangi parçaysa. Değerli Hasan abim, programınızda başarılarının devamını dilerim. Senden çifet elle istiyoruz. Abi, dükkanda oynuyoruz. Ümraniye son durakta bir yol dik yol. Evet, değerli kardeşim, geçen Vatan TV'ye programa gittiğimizde, Ramazan Çelik Şova gittiğimizde gerçekten yolu kaybettik. Bizleri almaya kadar geldi Ümraniye'de. Ben burada bir olduk yola çok çok teşekkür ediyorum. Sabah çorbamızı, çayımızı da içtik arkadaşımızın yanında. Orada bizi tanıyan, tanımayan bütün kardeşlerimize de ben buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir olduk yol adına ve onun bütün akrabalarına gitsin. İyi akşamlar Hasan Bey. Ben Gaziantep'ten Hasan Ay. Bir asker türküsü okursanız seviniriz, iyi olur demişler. Biz de buradan Gaziantep'e değerli abimize, Hasan Ay abimize sevgilerimizi, şükranlarımızı gönderiyoruz. Tekrar selamlar. İstanbul Esenler'den Celil Çetin, Hasan Akalın'a Ozanlar Show ekibi olarak programımızda başarılar dilerim. Konuk sanatçılarımıza da selamlar. Bartın ve Kozcağız'ın halkını ve BTV çalışanlarına selamlar. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar demişler. Abi fazla ekran başını bekletmeyelim. Erdal abi. Canlı mı alıyoruz? Söyledim ben. Söyle mi? Tamam abi. Buyur abi. Ya biz de tereciye tere satıyoruz. Yani mikrofonu biliyorum desene bana açayım. Ya ben niye sıkılıyorum abi? Aç kapat mikrofonu. Thank you.
Arabaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım, gülü deste bağlarım. Birisi benim için, birisi benim için, bir yâre yollarım, bir yâre yollarım. O yâlem ne yeniye, o yâlem ne yeniye, öldüm yâr diyen diye, kaldım bu bedenlerde. O yâlem ne yeniye, o yâlem ne yeniye, öldüm yâr diyen diye, kaldım bu bedenlerde. Kaç gündür uykusuzum, kaç gündür uykusuzum, varsam yarın yanına, varsam yarın yanına, elim durmaz uysuzum, dilim durmaz uyusuzum. O yâlem ne yeniye, o yâlem ne yeniye, öldüm yâr diye diye, kaldım bu bedenlerde. Oğuz abi, sen formatları değiştirmişsin ya. Ben görmeyeli gerçekten. Değil abi mi? Birazcık abi, birazcık da böyle ilerletmeyi hani, yolmayasın abi. Şimdi şöyle, güzel abim. Evet. Olması gereken de evet, zaten. Evet. Şimdi evet, şu anda gerçekten ses on numara. Benim gözümde böyle. Sağ ol, sağ ol. Ama hep de şimdi Ferdi Tayfur evet, evet. Bir şey çerçevesi içerisinde olmuyor. Ben bu akşam Erdal Oğuz'u farklı bir evet, kulvarda gördüm. Çok da hoşuma gitti. Değil mi? Çok güzel. Yani şimdi hemen İlhan abi ne yapıyoruz? Derya kardeşimle Deri A. Evet. Ezberlemeye çalışıyorum.
Evet, hem Loa kardeşimizle devam edeceğiz ama önce ben birkaç mesaj okuyacağım. Sarı gelin miydi bu akşam çaldınız? Evet. Var mı? Sarı gelin var mı? Var. Çok severim. Evet, çok güzel. Sarı gelini uzatmış. Çok severim. Evet. Olmaz mı? O zaman ona bir hazırlık yapalım. Tamam. İyi akşamlar. Abi ben Bodrum'dan Mustafa sizlerden çeşmi siyahımı istiyorum. Okursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim demişler. Kardeşim buradan Bodrum'a ben çok çok selamlarımı gönderiyorum. Mustafa kardeşim söz veriyorum. Biz böyle bize gelen parçaları repertuara almak için not alıyoruz. Bu akşamdan biliyorsunuz Rusya Moskova'dan bir kardeşimiz var. Aynı zamanda Ferdi abimiz var. Bartın'ın Ferdi'si. Bu akşam beni mazur görün diyorum. Söz veriyorum. Şimdi Sarı Gelin parçasını ben buradan Bodrum'a ve bütün sevenlerimize göndereceğim. Haftaya da inşallah bu çeşmiz yahım yerine bir gelsin Adil. Artık bir not alalım hanım. Yine güzel, neşe dolu bir program başlangıcı. Her hafta salı günü akşamları ekranın başında sizleri izlemekteyiz. Barut ailesi olarak buradan tüm Akalın ailesine selamlar. Nice güzel programlara inşallah. Aslan dayım Sezer Barut demişler. Yeğenim ben de buradan tüm Barut ailesine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Özellikle Sezer yeğenime gitsin diyoruz. Evet, Derya kardeşimiz bir sarı gelin değil mi? Evet. Evet, ekran sizin, sahne sizin, buyurun.
Evet, Derya Hanım, gerçekten ses on numara. Hani bizim Türkçe dediğimizde. Ben şöyle İlhan abi gibi peşinizde bir saz topluluğuyla ben bu okumuş olduğunuz eserin daha farklı yerlerde olacağını tahmin ediyorum. Doğru mu İlhan abi? Yani gerçekten öyle. Yani sesiniz evet, on numara. Yani ben bu akşam gerçekten yani Türkçeyi öğrenen biri, yeni öğrenen biri bu kadar duygulu bir parça okuyabiliyorsa yani başka söze de gerek yok diyorum. Evet, hemen ne yapıyoruz? Elimizdeki mesajlarla devam ediyoruz. İyi akşamlar Hasan abi. Ben Cugül Ahmet. Öncelikle Anadolu Cumhuriyet Lisesi'nde okuyan oğlum Emir ve Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'nde okuyan kızım Buse ve tüm aileme sıradaki parçayı armağanları istiyorum demişler. Değerli bacanam, ben Recep Sen'den askerde olan oğlum Emrah için yıllardır beraberdik şarkısını istiyorum, iyi yayınlar demişler. Bu akşam sıradaki şarkılar benim canım kardeşlerim, değerli büyüklerim. İyi akşamlar Hasan abi, ben Halil Acılı. Sıradaki parça değerli müşterilerime gelsin. Bir de ekran başında evet şu anda Ayhan Akalın'a gelsin demişler. Evet, Ayhan Akalın ekran başındaymış efendim, bizi seyrediyormuş. Değerli kardeşim Orhan Akalın'a da buradan sevgiler selamlar. Selam Hasan abi, ben Burcu Çakır, sizden asker parçası istiyorum. Abim Erkut Çakır ve kuzenim Tuğba Çakır'a armağan olsun. 41'den 74'e selamlar, iyi yayınlar demişler. Abi okursan seviniriz demişler. Bu akşam mazur karşılayın, yerine getirmeye çalışacağım. Tabii ki vaktimiz olursa diyorum. Hemen sayfayı çeviriyoruz. Bizim yine sözümüz bana ait olan bir eser. Ömrümsün diyeceğiz. Bu arada yayın yönetmenimiz Sinan Palabıyık'ın tüm sevdiklerine gitsin. Bütün stüdyomuzda bulunan konuklarımızın da ailelerine armağan olsun. Hasan Bey merhaba, kolay gelsin. Ben Kumluca Yılanlar Köyü'nden Mustafa Dursun. Size ve yanınızdakilere sevgi ve saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Ben Erdal Bey'den Batan Güneş şarkısını istiyorum. Bu şarkı tüm Kumlucalara ve tüm Yılanlar Köyü'ne gelsin, armağan olsun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi ekran başında mevzuyu merak edecek. Açıklama varı yapalım yani. Şimdi Yılanlar Köyü olunca, Yılanlar Köyü olunca benim saz heyetindeki arkadaşım Ferit'in yılan kelimesine alerjisi var. Ben bunu her zaman unutuyorum ama ismi de okumak zorundayım. Yapacak da bir şey yok yani. Biz Ferit'i yine kaçırdık. Artık ne yapalım? Buradan Kumluca Yılanlara son kez sevgiler selamlar diyoruz. Ferit kardeşimiz gitti. Ben şu an İstanbul'dayım. Bartın İl Başkanı Ferdi Kartal, sizleri izliyorum. Selam olsun oradaki arkadaşlara ve Bartın'a. Başarılar Hasan Bey demişler. Biz de ne yapıyoruz? Hemen sıradaki parçayı armağan olarak gönderiyoruz. İsmini okuduğumuz bütün dostlarımıza. Ferit kardeşimiz buyursun gelsin. Yılanlar gitti. Evet, sözümüzü İBAN'a açalım bu eseri. Ben yine ekranları başında olan bütün güzel dostlarımıza, Ozanlar Show'u izleyen çok kıymetli izleyicilerimize ve Bartın'ımızın tek kanalı BTV'nin şu anda frekanslarını açan bizleri izleyen bütün izleyicilerimize armağan olsun. Dünyada senden başka gözüm görmez hiçbir şey. Sen sevdiğim kadar ben sevmedim, sevemedim hiç kimseyi. Şu dünyada senden başka gözüm görmez hiçbir şey. Seni sevdiğim kadar ben sevmedim, sevemedim hiç kimseyi. (Gülüyor)
bakarda açan gülümsün. Sen bu kalbimin bülbülüsün. Değişmem seni ben şu dünya malına, çünkü sen benim ömrümsün. Sen benim bakarda açan gülümsün. Sen bu kalbimin bülbülüsün. Değişmem seni ben şu dünya malına, çünkü sen benim ömrümsün. Sen benim baharda çan gülümsün. Sen bu kalbimin bülbülüsün. Değişmem seni ben şu dünya malına, çünkü sen benim ömrümsün. Çünkü sen benim tek gülümsün. Ömrümsün, ömrüm. Gözümü ben senle açtım, aşkı bana sen tattırdın. Balımsın, bebeğimsin, sen benim canımsın. Tutunacağım tek dalımsın. Gözümü ben senle açtım, aşkı bana sen tattırdın. Balımsın, bedeğimsin, sen benim canımsın. Tutunacak tek dalımsın. Sen benim bakarda açan gülümsün. Sen bu kalbimin bülbülüsün. Değişmem seni ben şu dünya malına, çünkü sen benim ömrümsün. Sen benim bakarda açan gülümsün. Sen bu kalbimin bülbülüsün. Değişmem seni ben şu dünya malına, çünkü sen benim ömrümsün. Çünkü sen benim tek gülümsün. Ömrümsün, ömrüm. Abi tek bir daha askerler için bir şey söyleyelim. Ondan sonra sahneyi tamamen konuklarımıza bırakalım. Evet, son askerlerimizi kırmayalım, istekleri kırmayalım. Bir asker de şimdi diyelim. Senin için
ağlar diyor. Ecel alsa bine bine döner diyor. Eşeğim bir tanem, askerde askerde askerdeşim. Sevdiğim her şeyim, askerdeşim. Efendim tez vakitte bütün askerlerimizi ailelerine kavuştursun diyoruz. Kusura bakmayın erken kesmek zorunda kaldık. Çünkü sanatçılarımız, gruplarımız var. Mikrofonumu şöyle alayım, yakama bir takayım. Ondan sonra birkaç mesaj. Hemen Erdal abi sen kendini bir hazırla. Son abi senin şu araba vardı o hani çürük araba vardı. Evet hani, abi. Demen, hani böyle normal... Abi çürük abi doğru. İnkar yani, etmem mi? Benim araba çürük. O ne zaman yapacağız abi biz? Abi ben aslında... Hani bu akşam buraya gelmişken bile yani işte... Ticaret şöyle, diyorsun değil mi? Ticaret diyorum. Aslında ben işi fırsatçılığa çevirmek istemedim biliyor musun Erdal Usta? Aslında diyecektim yani Erdal Usta be önce bizim arabayı tamir edelim de. Evet. Yani ben de şimdi dedim benim esprimi yanlış anlar. Yok anlamadım. Bak sen açtın. Yok. Çok teşekkür ederim. Ne zaman yapacağız abi bizim arabayı? Abi şimdi biliyorsun ön muayeneden geçmesi lazım. Tabii. Böyle buna klasör taşıyıcı parçalar. Bilemem. Çörek işte. Bunlar ben bizde. Yalnız geceden mi getirmem lazım arabayı? Gündüz gelemem yakalarlar beni. Abi gece almaya gelirim. Tamam yani. Abi. Her tarafın şansı kalmadı. Şimdi. Değil mi? Şimdi, abi ben evet, bu arabayı beleşe getiririm yaptırırım. Hayır efendim. Bizim boyacı arkadaş var. Kenar otoboya bizim bu evet, salonlar. Evet abi. Boyar bizim ha. Vallahi o da sana... Abi gerçekten çok teşekkür ederim ama gerçek yani. Acilen yani... öyle bir duruma ihtiyacımız var. Çünkü bir ön muayeneye girmesi gerekiyor aracımızın. Sen biliyorsun sanayide zaten kaporda boya işleri. Tamam abi. Bu konuda zaten tabii. Evet. Yani Erdal Usta'nın esas mesleğini biz öyle tanıdık. Evet muayeneden geçecek arabalar. Nedir demekle abi 25 yıl öncesine gidersek evet. Erdal abi bizi arıyor. Abi biz düğüne gideceğiz. Ya şimdi bu adam diyoruz Ferdi'ni okuyacak biz ne yapacağız? Değil mi abi? Evet. O zamanki teknoloji öyleydi. 25 yıl önce bundan değil mi? 30 yıl önce de Kocaeli'de evet. Düğün salonum vardı. O zaman evet. Tabii hep gençlik hep beraber. Evet abi. Değil mi? Ne güzel düğünler yaptık o zaman. Tabii tabii abi gerçekten. Tabii. Yok benim zaman şu an yine var. Devam ediyorum. Ben halen haberim var. Evet diyorsun. Haberim var. Ama mütevazinin yine aynı devam ediyor senin nasıl? Gerçekten şimdi, seni tebrik ederim yani. Şimdi Erdal abi. Ben Bartın'dan geldiğim zaman Kocaeli'de bana çağırdın hani düğün salonunda siz çalıyordunuz orada. Evet zaman. Evet her hemen zaman. Hemen mikrofonu verirdim bana yani. Şimdi gerçekten. Erdal abi biz böyle olmuş olmasaydık 32 yıl hala buralar şu anda evet. İnsanlar bizi sever olmazdı. Evet. Bak ne kadar güzel. Şu anda ekranları başında bizi izleyen bir evet, sürü izleyicimiz evet. Var. Hani bunların hepsi de mesaj atamıyor. Bu evet. İşin görünen tarafı. Bir de evet. Görünmeyen tarafı var. Onlara da buradan sevgiler selamlar. Hemen birkaç mesaj okuyorum. Tabii, seni bir alalım. Tabii. Sen bir hazırlığını yap tabii. Abi. İyi akşamlar. Ben Bartın Yeşilkaya Köyü Mehmet Ay Erdal Usta'dan Ela Gözlüm istiyorum. Şu an İstanbul Fikirtepe'den izliyoruz. Bak şimdi Erdal abimizi sevenler ortak bir parçada anlaşacağız. Çünkü bu akşam misafirlerimiz var. Konuk sanatçılarımız. Ben bile bu akşam fazla okumak istemiyorum. Okumayayım dedim ama yine de 2,5 parça okuduk herhalde. Evet. Şimdi kayınçıların Ahmet Ayhan ve Metin Erdal Oğuz'dan son sabahı istiyoruz demişler. Artık Erdal abi hangi parçayı okursa ben artık kararı ona bırakıyorum. Hasan kardeşim ben Ecikler Köyü Muhtarı Ramazan Can tünel inşaatında kaza geçiren İstanbul'da hastanede yatan kardeşim. Çok geçmiş olsun. İşte biz böyle buradan böyle acı haberler de alıyoruz. Mehmet Can'a acil şifalar diliyorum. Mehmet kardeşim için hastane önünde incir ağacını istiyorum. Söylerseniz memnun olurum demişler. İnşallah bu akşam bir incir ağacı okutalım. Ergin okursun değil mi? Ha, ben mi okurum? Evet ne diyoruz? Söylerseniz memnun oluruz. Sizler de programda başarılar dilerim demişler. Merhaba Hasan ben Hüseyin Keskin. Herkese selam. Aşığım bir kuluna, torunlarıma ve çocuklarıma gelsin. Başarılar demişler. Hüseyin Keskin kardeşim bu akşam misafirlerimiz var. Konuklarımız var. Senin için o parçayı özel haftaya okuyacağım ama bu akşam okuyacağımız parçalar hep sana armağan olsun. Torunlarına gitsin. İyi akşamlar abi. Biz senden hastanenin önünde incir ağacını istiyoruz. Samiye Soy'dan seni dinliyor. Mutlaka söylesin Hasan abi demiş. Bak bir hastane incir ağacı yine geldi.
Hasan kardeşim, ben İcikler köyü muhtarı. Evet, bunu okumuştuk. İkinci sefer atmış. Hasan abicim, ben Paşa Kaş abicim. Kaş ailesi seni izliyor abi. Şu senin eserin madencileri okusan rica ediyorum demiş. Şimdi paşam, bu akşam madencileri okuyamayacağız. Teşekkür ediyorum. O parçaya da bayağı bir ilgi oldu. Ama bütün eserleri bu akşam sana ve ailene gönderiyorum. Bu akşam abini mazur karşıla. Biricik Birlik Gıda'dan şu an programınız çok güzel. İnşallah hep böyle olur. Ben sizden Bartın'ın Ferdi Tayfur'undan Yıllanmış Şarap Gibi Yaktın şarkısını istiyorum. Selamlar Hasan abi demişler. İyi akşamlar Hasan abi. İyi programlar. Rus kardeşimiz çok güzel söylüyor. Teşekkür Bakın, ederim. Size geliyor. Rus kardeşimiz çok güzel söylüyor. Erdal ustam ortalığı yıkıyor. Erdal ustadan bir parça rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Rüştü demişler. Evet. Rüştü'yü tanıyor mu? Evet. Ekrem abinin. Heh, Rüştü bizim ortak arkadaşımız. Benim bildiğim Rüştü o değil mi? Berber Başka oldu. Yok. Rüştü abime de buradan sevgiler selamlar. Ah benim güzel abim. Hasan Ekrem kardeşlerim, sizleri bir arada görmek ne kadar güzel. Bir şey olmayabilir ki sizleri kutluyor, sevgilerimi yolluyorum. Sevdiklerime ve sevenlerim için bir sarı kız, bir şarkı çalarsanız bizi sevindirirsiniz. Seveni de sevmeyenler için bir şarkımız olursa seviniriz. Kadir kardeşiniz demiş. Bu da bizim tertibimiz olsa gerek. Arkadaşlar, klima biraz açıldı değil mi? Açma. Ben sanki bana çaptı gibi geldi. Değil mi? O zaman bizim motorda bir sıkıntı var bu akşam. Kesin sıkıntı var. İyi akşamlar Hasan abi. Ben İbrahim Kapıcı. Adil Bey'den bu güzel aşkımıza nazar mı değdi akşam şarkısını istiyorum. Tüm sevdiklerimize biricik anneme gelsin. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Başarılarınızın devamını dilerim demişler. Yine bu mesajları tamamlamak istiyorum. Çünkü yayınımız az kaldı. Hasan kardeşim, programınızı severek izliyoruz. Erdal kardeşimizden Merak Etmesen parçasını ailem ve Karayınlar Köyü Karayınlar Köyü'ne gelsin. Epçiler Köyü'ne dünürüme gelsin. İyi yayınlar dilerim. Ceryanlar yok. Jeneratörle sizler izliyoruz demişler. Yani elektrikler yokmuş. Jeneratörle bizler izleniyoruz şu anda. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine selam Erdal Usta. Hüseyin Nar, senin arabayı hallettim bugün. Akşam benim için bir türkü okursun artık demiş. İnşallah ama çok geç kaldı araba yani. Değil mi? Evet. Yine Kıran Pazarı demiş Hakkı. Şunu bir okur musun Adil'im ya? Kısaltılmış bir şekilde yazıyorlar. Bunu ben okuyamıyorum. Gökçe Kıran diyor, köyünden Hakkı. Zal mı? Zal, dünya karşı gelse bana, evet. Acaba benim senden vazgeçer miyim parçasını istiyorum. İstiyorum. Hasan abi ne olur sevgilerimi sunarım. Güzel kardeşim, keşke gönül ister okumak ama bunu da araştıralım, bir repertuarımızı alalım. Tekrar hayırlı akşamlar güzel memleketimin güzel insanları. Ben İstanbul Küçükköy'den Rıfat Akgürek. Orada bulunan konuklarımıza ve sana küçük kucak dolusu sevgiler. Erdal abiden Damar bir şarkı istiyorum. Bu arkadaş da çok duyarlı bir adam. Sürekli sıradaki parça diyor. Buradan Rıfat kardeşime teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını dilerim. Rıfat Akgürek saygılarımı demişler. İyi akşamlar, ben Melia Karaman. Sıradaki şarkı Taransa'da çalışanlara gelsin. Erdal abi, sen bana bakarsan ben sabah evet, okurum. Yine bu Hasan abi okuyacağımız parçalar anneme, babamda küçük bir rahatsızlığı var. Yine iyi geçmiş olsun diyorum buradan. Ayrıca Karapınar, Safet Günbaşı olsun, Karamazak Köyü olsun, Esenyurt Akmanları Köyü zaten. Karamazak deyince. Veys Muhtarıma gitsin. Veys Muhtarıma buradan selam abi. Bizi yemin ediyorum demiştir ha. Gerçekten. Mesaj atmadım. Evet, evet. Yok, Karamazak Köyü bizim vatanımız zaten. Bizim ihtiyar delik anlamadık. Evet. Veys Muhtarım. Evet, sağ olsun. Celil Bilgin'e de gitsin buradan. Bedirköy halkına da gitsin. Oradaki bütün bizi sevenlere gitsin.
gitmem. Seni bırakıp gitmem. Sen benim son aşkımsın. Öldürseler terk etmem. Sen benim son aşkımsın. Öldürseler terk etmem. Öleyim mi Yasemin? Kalayım mı Yasemin? Öleyim mi Yasemin? Kalayım mı Yasemin? Yoksa başım taşlara vurayım mı Yasemin? Yoksa başım taşlara vurayım mı Yasemin? Haydi kralım, çek çek başka. Elveda ediyorum, sonu olmayan aşka. Elveda ediyorum, sonu olmayan aşka. Öleyim mi Yasemin? Kalayım mı Yasemin? Öleyim mi Yasemin? Kalayım mı Yasemin? Yoksa başım taşlara vurayım mı Yasemin? Yoksa başım taşlara vurayım mı Yasemin? Evet Erdal abi, Erdal Oğuz abim, teşekkürler oğlum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Bu da güzeldi. Bu arada geçen haftadan ismini telaffuz ettiğimiz, abi onu kapatalım abi, yankı yapıyor. Öbür mikrofon da abicim benim. Geçen haftadan mesajını yanlış okuduğum bir kardeşim vardı. Erkan Özmen'den Cevdet Özmen'e, Cevcet Özmen'e, yani Drazlar köyünün gününe, özellikle tekrar söylüyorum, Erkan Özmen'den Cevcet Özmen'e, bizim şu anda belediye personelimiz, değerli kardeşimize, buradan özellikle armağan olarak gönderiyorum. Düzeltmiş olduk. Geçen Cevat diye okumuşuz. Olabilir ama öyle, onlar öyle yazmış. Bizde bir suç yok yani. Yapacak da bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş programımız tabii ki sonlarına yaklaşıyor ama bir kayıp zaman, bir 5 dakika çalacağız bu akşam yayından. Öyle mi yayın yönetmenim? Son ne kadar? Bayıldım Allah canım alsın. Yani o 5 dakikayı alacağımı söylemiştim yani. Evet 5 dakika geç girdik. O zaman ne yapıyoruz? Hastane önünde incir ağacı kırmayalım bizden bunu isteyenleri. Ve ardından son bir söyleşimizi yapalım. Teşekkürlerimizi edelim. Doğru mu? Evet. Abiciğim. Vaktimiz yeterse birer kıta bir şarkı okuyalım. Evet. Bu şu anda hastane köşelerinde yatan hastalarımıza biz acil şifalar diliyoruz. Onların bütün ailelerine gitsin. Tabii hasta yakınları deyince benim hala şu anda bir ayı geçkin Ankara'da Ankara Cebeci Hastanesi'nde yatan hala da yüzünü görmediğim torunum Şura Bebek, buradan ben kendine sağlıklı inşallah aramıza katılır diyorum. Annesi Tülay'a, yani gelinime ve aynı zamanda oğluma da Hüseyin Akalın'a da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şu anda kendisi misafirhanede kalıyor efendim. Orada bizleri seyrediyorsa o misafirhanede olan bütün kardeşlerimize de buradan gitmiş olsun. Hüseyin Akalın'ın beraber kaldığı Şefkat evindeki arkadaşlarına. Bütün hasta kardeşlerimize tekrar acil şifalar diliyoruz.
torunumuzun yüzünü göremedik. Erdal Bey halen bekliyoruz. Bir ay daha orada kalacak. Gerek
Yani Ferdi abi, Tayfur'un annem parçasının içine Hasan Akalın'ın torununu da koydun ya. Evet yani hepsini bir arada getiriyoruz. Allah razı olsun. O da güzeldi. Evet. Gerçekten Allah uzun ömür versin abi. Allah bağışlasın sana. Bu arada hastane önünde incir ağacını kısa kestik. Sakın kimse kırılmasın. Çünkü konuklarımla küçük de olsa bir sohbet edeceğiz. Böyle programımızı oyun havasıyla kapatacağız. Değil mi İlhan abi? Evet. Şimdi İlhan abiyle iki cük dönmeden olur mu? Hani Bartınlar öyle der bizim. Şöyle bir iki cük döneceğiz, ondan sonra el sallayacağız, programı öyle bitireceğiz. Şimdi abi, buradan Şevket Doğan'a sallayacağım mı? Şevket Doğan'a sonra ceza kesmesin. Tabii vallahi buradan evet, yine... Ozanlar Şov'dan evet. Şevket Doğan'a bir el sallayalım evet, şöyle. Gerçekten yine Şevket abiye selamlar. Geçen hafta da iyi misafirimiz oldu, senin yanına geldik, aradık, ulaşamadık. Şimdi ben o anda demek ki ya müsait değildim. Yani, olabilir abi, insanlık halim. Eşiyle beraber evet, tabii ki buradan selam olsun kendine. Ayrıca ben Vedat Çay abimize de, sayın menajerimize, evet. İstanbul menajerimize ve Ramazan Çelik'e ve aynı zamanda Sevgi Peter'e de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi İlhan abi son 5 dakika oynayacağız. Bir son dileklerimizi alalım. Bugün kardeşinizin programında sizlere yani bir güzellik verebildik mi abi? Yani bu akşam memnun edebildik mi sizleri? Her geçen gün ben Bartın'da her şeyin daha iyi olduğuna inanıyorum. Evet. Kesinlikle. Bundan şüpheniz olmasın yani. Gayet evet. Güzel, iyi gidiyorsunuz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim abi. Daha da iyi olması temenni ederiz. Bu arada herkese, tüm arkadaşlara. Derya kardeşimize soralım. Artık o Türk ismini de almış. Evet. Evet, bu akşam programımızdan memnun oldunuz mu? Size istediğiniz gibi yer verebildik mi? Yani bu sizin için güzel bir ortam oldu mu? Aslında sadece bu program değil de Türkiye'ye geldiğimde daha da mutlu oluyorum. Yani insanlar çok kadar. Sıcak, çok sıcak, çok açık. İşte buna alkış yapılır. Evet, buna alkış yapılır. Ben de gerçekten bu akşam hem İlhan abiye, İlhan Ergül Bey'e, Ergül doğru yanlış yapmayalım. Ve size Derya Hanım'a ben şahsım adına, ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Özellikle televizyonum adına ve Ozanlar Show adına bu akşam gerçek güzeldi. Evet Erdal abi son dilekleri senden abi, alalım abi. Şimdi buradan bir ekranlara çıkmak için buradan ta 7-8 saat gidiyoruz İstanbul'a. Bak ne kadar güzel bir konuya değiniyorsun şimdi. Gerçekten şurada hani 10 dakika dükkanımızdan çıkıyoruz, evimizden çıkıyoruz. 15 dakikada buradayız. Ama Bartın'ımızın iş adamlarımız gerçekten yani hani değerli kardeşlerimiz bu kanalımıza sahip çıksalar bence çok güzel olacak yani. Şimdi bak abim ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet Türkiye'deki bütün kanallar bizim. Şimdi buradan biz Almanya'ya, Amerika'ya, dünyanın bir ucuna kadar buradan bize yani herkese ulaşıyoruz yani. Hatta şimdi ablam hani kardeşim bile yani Rusya'ya ulaşıyor. Bütün kanallar bizim aslında değil mi? Yani evet, hepsi bizim. Evet, yani bizim evet. Ayrımcılık gayrımcılık yok. Ama değerini bilmemiz lazım. Fakat burada evet. Bartın Bey, TV evet. Bizim kanalımız. Evet Ercan yani Bey bu, çok teşekkür ederim. Ben o konuda zaten her zaman diyorum. Evet. Ben ABA TV'de program yaparken evet. Daha önce yapmazken de aynı şeyi söyledim. Yani Bartın'da taşın altına elini koymaksa eğer bu evet. Diyorum ben. Evet. Çünkü bir şey yokken bir şey yapıyorsun. Bir şeyleri yatırıyorsun. Yani, evet, çünkü gelip evet. Gelmeyeceğini bilmiyorsun. Kazanacağını bilmiyorsun. Şimdi küçük de bir duyuru yapacağım buradan. İş adamlarımıza. Tabii bu konu hakkında benim telefonlarım herkeste var. Benden bilgi alabilirler. Kendisi Uluköylü Sezgin Demir isimli hasta kardeşimiz. Gerçekten şu anda fakültemiz iç hastalıkları bölümünde Ankara'da tedavi görüyor bildiğim kadarıyla. Kendisi Kozcaz'a bağlı Uluköy'den. Evet Uluköy'den. Ben duyarlı iş adamlarımızdan bu kardeşimizle gerçekten yardım etmelerini bekliyorum. Haftaya da bu konuya daha çok eğileceğim. Bu haftalık bu kadar geçiştiriyorum. Bu konuda bilgi almak isteyenler gerçekten babasız bir gencimiz. Annesi tek başına mücadele veriyor. Kendisi Uluköy'den, bizim Kozcaz'a bağlı Uluköy'den. Şu anda gerçekten çok ihtiyacı olan bir kardeşimiz. Bu konuda yardım etmek isteyen iş adamlarımıza ben buradan sesleniyorum. Bu konuda bizi arasınlar. Biz hastayla, kendi akrabalarıyla bir irtibat kuralım. Erdal abi, başarıların devamını diliyorum. Akmanlar Köyü Dervişoğlu Mahallesi seninle gurur duyuyor. Orhan Sabancı, Cengiz Karabaş ve Sami Taşdelen Erdal Usta'dan şarkı sıradaki parça istiyoruz. Abimizi ben ilerleyen zamanlarda yine konuk olarak davet edeceğim başımla beraber. Erdal abi bizim canımız. Ekrem abiyi de yanında götürdüm bu iş oluyor değil mi abi? Feridim, deminki o kelimeyi harbi unutmuşum.
özür diliyorum. Hala şu anda gülüyorum. Kusura bakma. Bir daha artık okurken dikkatli, itinalı davranacağım. Bu neydi abi? Abi şimdi olma. Aman aman gözünü seveyim. Efendim çifeteyle programımızı kapatacağız. Hafta yine aynı saatte yine değişik konuklarla beraber Ozanlar Show, Hasan Akalın Ozanlar Show, Bartın TV ekranlarında devam edecek. Ben sizlere bu akşam bize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı ekip arkadaşlarım ve konuklarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine salı akşamı saat 8'de Ozanlar Show'da buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Yayında yapımda emeği geçen kameramanlarımız Ümit, Erkan ve yayın yönetmenimiz Sinan, bir de yakışıklı bir kardeşimizin adı neydi ya? Fatih mi? Fatih, yakışıklı kardeşim benim. Fatih kardeşime de ben abiler Hasan Akan olarak teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakalardan dolayı. Evet, özellikle patronumuza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bartın TV Abo Grup patronumuz Ercan Bey'e ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, kısa bir çifet elliyle sizlere veda ediyoruz. Hayırlı geceler diyoruz. Haydi bakalım herkes oynamaya. Ellerdesiniz. Emin ısı sistemleriyle hem eviniz hem de cebiniz ısınacak. Evinizin her köşesini ısıtmak ve rahat bir hayat sürmek için Emin ısıya danışmadan kalorifer ve doğalgaz tesisatı yaptırmayın. ECA, demir döküm, baylan, baymak, baderus, termodinamik, inci, ünmak, kalde, yaksan, yepsa ve pilsa marka ürünlerle hizmetinizdeyiz. Kalorifer, doğalgaz tesisatı, güneş enerji sistemleri, sıhhi tesisat, atık ve temiz su hattı, gaz hattı, yangın hattı, hidrofor, havalandırma, basınç hattı ve tesisat işlerinizle hizmetinizdeyiz. Isınmada kesin çözüm Emin Isı. Emin Isı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Serkan Ölçek, Ersan Zengin. Hal Sokak numara 15. Telefon 0378 233 10 15. 0532 666 56 90 Kozcağız Bartın. Emin Isı'nın sunduğu Hasan Akalın'la Ozanlar Show sona erdi.